zorlu bir süreç yaşadık evlenirken gerçekten. Bu ekonomik sıkıntılar içerisinde. Gerçekten yeni evleneceklere inşallah bir öncü olur. Zaten haberleri takip ediyorum. Deprem bölgesindekilere vereceklermiş ilk önce. Bunun için de gayet sevindim önce onların seçilmesi için. Allah yeni evlenenlere yardım etsin diyorum. Siz de faydalanamadınız sanırım. Biz faydalanamadık, evet. Faydalansaydık daha güzel olurdu. Daha rahat bir süreç geçirirdik. İnşallah yeni evlenenlere, bundan sonrakilere güzel bir destek olur. Vallahi pek söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Çünkü yetersiz buluyorum. Bu da hani gidecek giderlerin karşılanacağını düşünmüyorum. Onun için de bugün ekonomik sıkıntıdan dolayı sıcak bakmıyorum pek evliliğe. En azından giderlerin %50'si karşılanmalıydı bence. Vallahi güzel bir proje. Hani gençler için 150 bin TL güzel bir para yani. Olursa inşallah güzel olacak. Hiç yoktan beklemezler yani hocam. Ha, prosedürde bazı şeyler varmış galiba. Hani bu altın muhabbeti, işte eşinizin hesabında altın falan olacakmış. O biraz can sıkıcı. Ha, diğer türlü güzel yani ya. Uygulamayı destekliyor musunuz? Destekliyorum. Peki siz evlenmeyi düşünüyorsunuz? Allah nasip ederse inşallah, yaza doğru. İnşallah. Yani çok güzel bir şey. Keşke bizim zamanımızda olsaydı. Güzel yani. Evlenecek çocuğun var mı abi? Var. İki tane. Bu destek bir nebze olsun cansıyor olur mu? Çok güzel olur. Çok. %50'yi yani karşılar. Çocukların için başvuracaksınız herhalde. İnşallah. İnşallah başvuracağız tabii. Çok zorluyorduk. Kara kara düşünüyorduk. İyi oldu. Yani güzel bir destek oldu yani. Teşekkür ederim. 750 bin falan olmalıydı en azından. Ne bileyim. Düğündür. Ev almadan hiç bahsetmiyorum bile ama en azından bir düğün ya da ev eşyası gibi şeyleri karşılayabilmesi için bence yeterli olmalıydı. Yani Allah devlete çok versin. İnşallah daha fazla verir. Millet zaten şu an evlenmektir falan öyle şeyler düşünmüyor. Yani ben kendi adıma düşünmüyorum. Çünkü öyle bir yani güç yok maalesef.